Merhaba arkadaşlar, Edison Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle beraber present continuous tense, yani Türkçesiyle söylersek şimdiki zamanı işleyeceğiz değerli arkadaşlar. Şimdiki zaman, yani present continuous tense'i biz nerede, ne şekilde kullandığımızı çok detaylı bir şekilde sizlere çok kısa süre içerisinde anlatacağız değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdiki zaman, şu anda yapıyor olduğumuz eylemleri anlatırken eylem başlamış ve henüz bitmemiş olacak ama bakın dikkat edin. Şu anda yapıyor olduğumuz eylemleri anlatırken biz şimdiki zamanı anlatacağız. Ama o eylem arkadaşlar başlamış ve henüz bitmemiş olacak. Anlaştık mı? Tabii bunun teknik olarak birçok detayları var. Biz size dersin sonunda o teknik detayları da vermeye çalışacağız. Ama şimdi siz başlangıç olarak şöyle bilin. Şu anda yapıyor olduğumuz eylemleri anlatırken biz şimdiki zamanı kullanıyoruz değerli arkadaşlar. Yani şunu demek istiyoruz değil mi? Sen ne yapıyorsun diye sana bir soru sorulduğunda sen arkadaşımla kafede oturuyorum derken ya da yarınki sınava hazırlanıyorum derken, derbi maçı izliyorum derken, ailemle evde akşam yemeği yiyorum derken, iş yerindeyim, çalışıyorum derken, İstanbul'a gidiyorum derken sen şimdiki zamanı kullanırsın değerli arkadaşım. Şimdi bunu anlattıktan sonra, kısaca bunu anlattıktan sonra ne yapıyoruz? Present continuous tense, yani şimdiki zamanın cümle yapısını sizlerle beraber konuşalım arkadaşlar. Present continuous tense cümle yapısı nasıl oluyor? Tabii cümle yapısını anlatırken bütün zamanlarda anlattığımız gibi öncelikle konuyu olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümlesi olarak üçe ayırıyoruz arkadaşlar. Bakalım olumlu cümlede nedir arkadaşlar? Değerli arkadaşlar, şunu söylemek gerekir ki öncelikle present continuous tense dediğimizde kesinlikle verb ing var. Bakın verb ing var. Cümle ne olursa olsun, olumlu, olumsuz, soru hiç fark etmez. Bütün hepsinde arkadaşlar verb ing var. Peki verb ing nedir? Fiile ing takısının gelmesidir arkadaşlar. Peki sadece verb ing mi var? Aynı zamanda to be fiili var. To be fiili. Bakın to be fiili ne şekilde var? Am is are şeklinde var arkadaşlar. Am is are. Yani I olduğunda am gelir. He olduğunda is olur. De olduğunda are olur. İşte my father olduğunda o he'ye refer ettiği için my father is olur. İşte my mother dediğimizde mesela işte o she'ye refer ettiği için my mother is olur. Bu şekilde arkadaşlar to be fiili var. Yani am is are şeklindeki to be fiili var. Ve aynı zamanda verb ing var. Yani fiile ing takısı almış hali var. Şimdi olumlu cümleye bakacak olursak nasıl cümle kurulur? Olumlu cümlede present continuous tense'te. Öncelikle bir öznem gelir. Özneden hemen sonra, yani özne dediğimiz nedir? I, you, we, they, he, she, it, my mother, my father gibi özneler değil mi? Yani eylemi yapan oradaki birinci aktör. O özneye ait olan be fiili, yani eğer o I ise am, işte he ise is gibi. Ondan sonra arkadaşlar fiilim gelir. Fiilimde arkadaşlar ne vardır? Fiilde ing vardır. ING eki vardır. Ondan sonra detaylar, işte object dediğimiz nerede, işte nasıl, ne şekilde olduğunu anlatan işte detaylar. Ve en sonunda arkadaşlar ne zaman olduğunu ifade eden arkadaşlar zaman ifadeleri. Hemen şimdi şurayı anlatmış olurken biz hemen şuradaki örneklerle konuyu biraz daha detaylandıralım. Ne demek istiyoruz şimdi biz burada? I'm eating my lunch now dediğimizde şimdi, bakın now, şimdi biz her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar zaman ifadeleri en sona gelir. Bunu değiştiremezsiniz. I'm eating my lunch now dediğimizde ben şimdi öğle yemeğimi yiyorum demek istiyoruz. Eat, yemek. Buraya ne geldi arkadaşlar? ING geldi ve öznem I iken arkadaşlar oradaki be ne oldu? Am oldu. I'm eating my lunch now şeklinde bir cümle kurdum. Şimdi öğle yemeğimi yiyorum. Bir diğer cümlede he is talking to his teacher now diyor. He is talking to his teacher now. O şimdi öğretmeniyle ne yapıyor? Konuşuyor. Bakın konuşuyor. Yani present continuous tense, şimdiki zaman dediğimizde your aklımıza gelecek. Yani konuşuyor, yiyor gibi. They are studying English now. They are studying English now. Onlar şimdi İngilizce çalışıyorlar. Peki olumsuz cümlede ben bunu nasıl yaparım arkadaşlar? Olumsuz cümlenin olumlu cümleye göre tek bir farkı vardır. O da not. Yani be'nin hemen akabinden not gelmesi arkadaşlar.
Hemen bu cümleleri olumsuz yapalım. Peki burada neydi? I am eating my lunch now'du. Ben şimdi öğle yemeğini yiyorum. I am not eating my lunch now dersem eğer, ben şimdi öğle yemeğimi yemiyorum. Bakın yemiyorum. Buradaki not oradaki olumsuzluğu sağladı. Bir diğer cümlede he isn't talking to his teacher now. He isn't talking to his teacher now. O şimdi öğretmeniyle konuşmuyor. Arkadaşlar burada şunu belirtmem gerekir ki burada bakın isn't dediğimiz şekilde birleştirdik. İngilizce'de amn't diye bir şey yok. Yani am ve not birleşmez arkadaşlar. İngilizce'de böyle bir kullanım yok. O yüzden burada birleştirmiyorum. I am not eating my lunch şeklinde yazıyorum bunu. Burada gördüğünüz gibi buradaki görüldüğünde arkadaşlar he isn't talking. Yani he isn't. Not olumsuzluk ekini arkadaşlar to be fiilini ekledim burada. Bu şekilde yazılabilirsiniz. They aren't studying English now. They aren't studying English now. Onlar şimdi İngilizce çalışmıyor. Aren't studying. Bakın be fiili var, not var, bir de verb ing var arkadaşlar. Peki bunu şimdi gördük. Bunlar kolay. Şimdi gelelim buradaki soru cümlesi nasıl oluyor arkadaşlar? Onlara bakalım biraz da. Arkadaşlar olumsuz cümle ve olumlu cümleye göre nasıl değerlendireceğiz? Şunu şu şekilde değerlendireceğiz arkadaşlar. Buradaki be fiili, bakın buradaki be fiili hemen öznenin başına gelirse eğer buradaki gibi bu soru cümlesi olur arkadaşlar. Yani bizim buradaki be yardımcı fiilimiz gibi düşünebilirsiniz. Be yardımcı fiili öznenin hemen başına geldikten sonra arkadaşlar yani bunlara göre farkı sadece öznenin hemen başına gelmesi. Yani burayı terk ediyor, buraya geliyor. Burayı terk ediyor, başına geliyor arkadaşlar. Ve bu şekilde soru cümlesi oluyor. Yani be özne, verb ing, object, zaman şeklinde bir sıralaması var. Ne demek istiyoruz peki? Örneklerle biraz daha bunu somutlaştıralım. Are you eating? Are you eating your lunch now? Sen şimdi öğle yemeğini yiyor musun? Şeklinde bir anlam çıkar burada. Buradaki soru anlamını nasıl sağladım? Be fiilini arkadaşlar başa yani öznenin önüne getirerek buradaki soru cümlesi anlamını sağlamış oldum. Peki ben soruyu sadece olumlu bir şekilde mi sorarım? Yiyor musun ya da yemiyor musun şeklinde soramaz mıyım? Sorabilirim tabii. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Be not şeklinde bir yapıyla karşılaşıyoruz. Be not özne verb ing, object ve zaman şeklinde bir yapı karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani biraz da örnek vermek gerekirse isn't he talking to his teacher now? O şimdi öğretmeniyle konuşmuyor mu? Bakın konuşmuyor mu anlamını sağlayan isn't burada arkadaşlar. Soru cümlesi yapan hangisi? Özneden hemen önce be fiilinin gelmesi değerli arkadaşlar. Yine her zamanki gibi yine verb ing'imiz var. Peki ben soruyu sadece böyle kısa cevap gerektiren sorularla mı sorarım? Yani sen öğle yemeğini yiyor musun? Evet, hayırdır bunun cevabı. Sen o öğretmeniyle konuşmuyor mu? Evet, hayırdır bunun cevabı. Peki detay gerektiren sorular vardı. Bunlar nelerdi arkadaşlar? Detay gerektiren sorular cümleye yani soru cümlesine VH question dediğimiz what, when, where, işte who gibi, how gibi, işte W ve H harfi ile başlayan VH question kelimelerinin geldiği, soru kelimenin geldiği soru cümlelerimiz vardı. Bunu uzun cevap gerektirir. Mesela bunda ne yapıyoruz? Arkadaşlar be, burada işte bakın şurada be, özne, verb, ing, object, zaman var değil mi soru cümlesinde? Ben bunun önünün arkadaşlar ne getiriyorum? VH getiriyorum. Zaten VH varsa soru cümlesinde en başa gelir. Çünkü VH kraldır arkadaşlar. VH, be, özne, verb ing, object time. Yani where are they studying English now diyerek biraz daha somutlaştıralım bunu. Where are they studying English now? Onlar şimdi nerede İngilizce çalışıyorlar şeklinde bir anlam çıkmış olur. Hatta ben VH yapısını arkadaşlar olumsuz şekilde sormak istiyorum. Why aren't they studying English now? Why aren't they studying English now? Onlar şimdi neden İngilizce çalışmıyorlar şeklinde bir soru da sorabilirim değerli arkadaşlar. Cümle yapımız bu şekilde kolay. Şimdi İngilizce'de present continuous tense dediğimizde aklımıza gelecek ilk şey verb ing. Gördüğünüz gibi.
Olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümlesinde her şekilde verb ing var. Peki verb ing'yi ben ne şekilde getireceğim? Onun da bir kuralı var arkadaşlar. O kuralı da ben size anlattıktan sonra bu olayı biraz daha somutlaştıracağız. Arkadaşlar bakın, verb ing'yi siz direkt ing getirirsiniz ama bazı durumlarda bir kurallar var. O kuralları da uygulamanız lazım. Özellikle bunu yazım yaparken, yazarken, İngilizce yazarken sıkıntı yaşarsınız bu kuralları bilmiyorsanız. Ne demek istiyorum? Eğer sizin fiiliniz, yani ing eki getireceğiniz fiiliniz e harfi ile biterse e düşer, ondan sonra ing gelir. Ne demek istiyorum? Biraz da somutlaştıralım. Write dediğimiz yazmak fiili var. Bakın bu e harfiyle bitiyor. Siz burada arkadaşlar e'yi düşürdünüz. Yerine ne geldi? Writing dediğimiz bir yapıya büründü. Yani ing burada e düştükten sonra geldi. Eğer e ile bitiyorsa e düşer, ondan sonra ing gelir. Mesela smile dediğimiz gülümsemek, smile e ile bitiyor. Smiling şekline dönüşüyor arkadaşlar. Bununla alakalı birkaç tane örnek verelim. Mesela he is having a bath now. Have dediğimiz arkadaşlar sahip olmak fiili ya da yapmak fiili yerine geçiyor. Bu have, işte make, ondan sonra take, işte get dediğimiz bir takım fiiller vardır arkadaşlar. Bu fiiller birçok anlama gelebilir. Şimdi have a bath, banyo yapmak. Have a bath, banyo yapmak. Şimdi biz bunu present continuous tense, şimdiki zaman haliyle kullanacak olursak have e ile bittiği için bunun ne olur arkadaşlar? Having olur. He is having a bath now. O şimdi banyo yapıyor. O şimdi banyo yapıyor şeklinde olmuş olur cevabı. Anlamı bu şekilde olmuş olur. I am making my bed now. Make arkadaşlar bakın make e ile bitiyor. E ile bitiyor. E ile bittiği için arkadaşlar ben make e ile bittiği için bunu ing getiremiyorum direkt. E'yi düşürdükten sonra ing getiriyorum. I'm making my bed now. Ben şimdi yatağımı, bakın benim yatağımı yapıyorum şeklinde bir anlam çıkmış olur. Buraya bakalım şimdi. I'm exhausted and my legs are shaking. Ben çok yorgunum ve benim ayaklarım titriyor. Burada bakın shake, titremek e ile bitiyor. Siz e'yi düşürdükten sonra ing'yi getiriyorsunuz değerli arkadaşlar. Sadece kural bu mu? Tabii ki değil. Arkadaşlar fiilin sonu eğer sessiz, sesli ve sessiz şeklinde bir sıralama ile biterse sondaki sessiz harf arkadaşlar iki kez yazılır. Biraz daha örnek verelim, somutlaştıralım olayı. Sit, oturmak. Bakın sessiz, sesli ve sessiz şekilde bitiyor. Siz buna ing'yi direkt getiremezsiniz. En sondaki sessiz harf arkadaşlar iki kez yazacaksınız. Sitting şeklinde olur. Run, sessiz, sesli ve sessiz şekilde bitiyor. Arkadaşlar en sondaki sessiz harf iki kez yazıyorsunuz. Running oluyor. Örnek verelim. She is getting up now. O şimdi kalkıyor. Bakın get up, kalkmak. Get arkadaşlar fiil sessiz, sesli ve sessizle bitiyor. En sondaki arkadaşlar T iki defa yazılıyor. O şekilde bir kullanımı var değerli arkadaşlar bunun. Bakın he is getting dressed yine aynı şekilde. O giyiniyor şeklinde bir anlam çıkıyor. Yine arkadaşlar şurada anlattığımız get fiilin benzeri yine aynı şekilde burada var. They are sitting in front of our house. Onlar bizim evin önünde oturuyorlar. Sitting yine burada anlattığımız bir fiil. Peki buradaki istisna var arkadaşlar, o nedir? Arkadaşlar istisna olarak şu kurala, istisna olarak şu var. Eğer son harf arkadaşlar W, X, Y ile biten fiillerde yan yana okunması zor olacağından son harfi iki kez uygulanmaz değerli arkadaşlar. Yani mesela play, bakın sessiz, sesli ve sessiz. Bizim için son üç harf önemliydi arkadaşlar. Sessiz, sesli ve sessiz. Siz burada arkadaşlar ing getirirken son harfi playing şeklinde yazmazsınız ya da o şekilde okumazsınız. Bunun okunması biraz daha zor olur. Az önce dediğim gibi bakın playing şeklinde. O yüzden buradaki istisna W, X ve Y ile biterse oradaki son harf iki kez yazılmaz. Playing şeklinde direkt ing gelir. Ya da mix, karıştırmak.
Sessiz, sesli ve sessizle bitiyor bakın. Son harf iki kez yazılıyor. Mixing şeklinde bir okunma çıkacağı için, biraz kulağa hoş gelmeyeceği için arkadaşlar, oradaki son harf iki kez yazılmıyor. Mixing diye direkt ING 2 geliyor değerli arkadaşlar. Bir tane daha kuralımız var. Bu ING ile gelme, ING'nin gelmesiyle alakalı. Arkadaşlar eğer fiilin sonu IE ile biten fiillerde ise, eğer bu kural IE ile biten bir fiile ben ING getireceksem eğer, arkadaşlar unutmayın IE düşer, yerine Y gelir, ondan sonra ING gelir. Ne demek istiyorum şimdi? Lie. Arkadaşlar lie, yalan söylemek ya da uzanmak anlamı da var bunun. Lie, bakın son iki harfi IE ile bitiyor. Buradaki IE'nin yerine arkadaşlar ben Y getiriyorum, ondan sonra arkadaşlar ne oluyor? ING geliyor. Bakın die, ölmek. IE ile bitiyor. IE düşüyor, yerine Y geliyor. Ondan sonra arkadaşlar ING geliyor. Peki örnek verelim. John is lying down on his bed. John is lying down on his bed. John yatağında uzanıyor. Lie down. Arkadaşlar uzanmak. Lie'ın iki tane anlamı var. Maalesef İngilizcenin böyle kötü bir huyu var. Bunları öğrenmek zorundayız. Tabii zamanla İngilizce siz haşır neşir oldukça, çok böyle zaman geçirdikçe tabii ki bunları ezberleyeceksiniz, öğreneceksiniz arkadaşlar. Burada mesela lie arkadaşlar uzanmak anlamında kullanılmış. John is lying down on his bed. Mesela burada nasıl kullanılmış? I think she is lying now. I think she is lying now. Bakın burada arkadaşlar yalan söylemek anlamında kullanılmış. Bence, I think, bence o şimdi yalan söylüyor şeklinde bir kullanımla karşı karşıya kalıyoruz. Evet arkadaşlar, gramer olarak, yapı olarak şu ana kadar anlattıklarımızın hepsi işte budur. Yani present continuous tense dediğimizde karşımıza sadece bunlar çıkıyor. Biz bir de bunların yanında zaman zarflarını anlatalım arkadaşlar. Yani zaman zarfları, yani zamanıyla alakalı bilgi verecek. İşte now demek şimdi demek. Yani şu ana kadar zaten birçok defa bunu kullandık. Biz o now'un yerine arkadaşlar şu anda, at the moment şu anda, at this moment yine şu anda, right now tam şimdi, just now tam şimdi, currently şu anda demek, bunun bir diğer anlamı bugünlerde anlamı da vardır. Currently şu anda, nowadays bugünlerde şeklinde arkadaşlar bu şekilde zaman zarfları da var. Bunları da öğrenirseniz konuşmanızı ve İngilizce yazımınızı daha da çok zenginleştirmiş olursunuz değerli arkadaşlar. En başta da size bahsettim. Present continuous tense şu anda yapıyor olduğunuz eylemleri anlatmak için kullanılır. Bunun dışında teknik bir takım detayları var demiştim. O detaylara şimdi girmiyorum demiştim. Dersin sonunda gireceğim demiştim. İşte şimdi giriyorum. Arkadaşlar present continuous tense'in aslında en zor tarafı burası. Bunları gündelik hayatta çok ama çok karşılaşırız arkadaşlar. Present continuous tense sadece şu anda yapıyor olduğumuz eylemleri anlatmak için kullanılmaz. Ne için kullanılır? Mesela şu an zaten şunu anlattık. Birinci kullanımı biz şu ana kadar anlattığımız oydu. Şu anda olan olayları anlatmak için kullanılır. Mesela I'm watching YouTube videos. Ben YouTube videosu izliyorum şeklinde bir anlam çıkıyor arkadaşlar. Mesela böyle bir kullanım da olabilir. Önceden planlanmış bir şeyi anlatmak için kullanılır. Ne demek istiyorum? Mesela sen yarın Ankara'ya gidiyorsun. Diyorsun ki arkadaşa ben yarın Ankara'ya gidiyorum ya da biz yarın Ankara'ya gidiyoruz. Türkçe'de kullanımı zaten bu şekilde de arkadaşlar. Hani Türkçe olarak düşündüğünüzde zaten bunu kavramanız, anlamanız çok fazla zor olmayacak sizin için. Normalde dilleri öğrenirken kendi dilinizin yapısını ve mantığından ayrılıp o dilin mantığında düşünmeniz sizin için daha karlı olur. Ama bazen olayları anlamak için size kendi diliniz yardımcı olabilir. Türkçe'de de yine bu şekilde bir kullanım var. Yarın biz Ankara'ya gidiyoruz. İşte şeklinde bir kullanım yaparsın. Yani bu şekilde bir cümle kurarsın. İngilizce'de bu var. Mesela we are going to Ankara tomorrow. Bakın buradaki tomorrow yarın arkadaşlar zaten bunu bize anlatıyor. Biz yarın Ankara'ya gidiyoruz. Bakın yapı ve anlam hiç değişmedi. Gidiyoruz. Bakın fark ettiyseniz. Değil mi? Biz şimdi Ankara'ya gidiyoruz da diyebilirsin burada bunu. Bakın eğer biz şimdi Ankara'ya gidiyoruz deseydin şu anda yaptığın olayları anlatmış olurdun. Ama buraya now değil de tomorrow'u getirirsen biz yarın Ankara'ya gidiyoruz şeklinde. Yani önceden planlanmış gelecekte olacak olayı anlatmış oluyorsun. We are playing with Fenerbahçe in February. Biz
Şubat'ta Fenerbahçe ile oynuyoruz şeklinde bir anlam çıkarıyor arkadaşlar burada. Peki sadece bunlar mı? Tabii ki değil. Arkadaşlar sürekli tekrar eden davranışları anlatmak için yine kullanılabilir. Mesela siz arkadaşınızdan çok şikayetçisinizdir. O durmadan arkadaşlar şikayet eder. Böyle ondan rahatsız olursunuz artık onun böyle şikayetçi olmasından. Yani bir insanın rahatsız eden ve tekrar eden sürekli davranışları vardır ya. Siz onu arkadaşlar anlatmak için yine ING kullanabilirsiniz. Mesela yani present continuous tense kullanabilirsiniz. He is always complaining. Ne demek istiyor? O arkadaşlar her zaman şikayet ediyor. Ya da şu şekilde bir anlam çıkabilir. He is always lying. O her zaman yalan söylüyor. Bakın burada bir rahatsız eden ve tekrar eden davranış var. Siz onu anlatmak için arkadaşlar present continuous tense kullanıyorsunuz. Anlaştık mı? Peki sadece bu mu? Tabii ki değil. Geçici süreliğine olduğunu düşündüğümüz olayları ya da durumu anlatmak için kullanılır. Ne demek istiyorum şimdi? John is working from the New York office for 3 months. John 3 aydır New York ofisten çalışıyor. Yani demek ki John'un 3 aylığına sadece New York ofisten çalışması geçici bir durummuş. Siz oradaki durumu anlatmak için de arkadaşlar ne kullanırsınız? Yine present continuous tense kullanabilirsiniz. Geçici süreliğine olduğunu düşündüğümüz olayları ya da durumu anlatmak için kullanılır. John is working from New York office for 3 months şeklinde. Aynı zamanda arkadaşlar trendleri, gelişmeleri arkadaşlar göstermek için de kullanılabilir present continuous tense. Bunu makalelerde çoğunlukla karşılaşırsınız. Mesela ne demek istiyorum? The world is getting hotter with the global warming. Dünya küresel ısınmayla arkadaşlar daha sıcak ne yapıyor oluyor. Bakın gelişmeler, trendler arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bunları göstermek için de yine present continuous tense kullanıyorsunuz. İşte ne bileyim mesela ne diyebiliriz? Takım elbise daha çok yaygın kullanılıyor. Ya da kullanılmaya başlanan bir şey trend olarak devam ediyor. Arkadaşlar ne dersiniz orada? Takım elbise çok daha kullanılıyor şeklinde arkadaşlar bir anlatımla karşı karşıya olursunuz. Orada da yine siz neyi kullanıyorsunuz? Present continuous tense. Trendleri, gelişmeleri göstermek için kullanırsınız değerli arkadaşlar. Present continuous tense. Evet, present continuous tense ile alakalı anlatmamız gereken her şeyi anlattık arkadaşlar. Present continuous tense'te ne varsa yani bütün detay ne gerekiyorsa size bu dersimizde onu anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Umut ediyoruz ki anlattıklarımız sizin aklınızdaki soru işaretlerini gidermeye ya da bu konuyu öncesinde hiç bilmiyorsanız bu video ile beraber tamamıyla öğrenmiş olduğunuzu düşünüyoruz arkadaşlar. Umut ediyoruz. Dersimizi bitirmeden önce sizlerden her zamanki bir ricamız tabii ki YouTube kanalımıza eğer abone olmamışsanız abone olmak, videolarımızı beğenip o güzel yorumlarınızı bize göndermek, aynı zamanda bu tarz videoların ve devam edebilmesi için ve daha çok insanın bu videolardan ve bu kanaldan arkadaşlar faydalanabilmesi için sizlerden ricamız hem de bize destek olmak amacıyla sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınıza bu kanalı tavsiye etmenizi rica ediyor diyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, kalın sağlıcakla.